Merhabalar, bugün Karabük'ün ilçesi Safranbolu'dayız. Safranbolu Yörük Köyü'ne gidiyoruz. Yörük Köyü Safranbolu'ya 14 kilometre uzaklıkta. Safranbolu'nun minyatürü olarak düşünebiliriz Yörük Köyü'nü. Bu Yörük Köyü bir Türkmen köyü. 1997 yılında kentsel sit alanı olarak ilan edilmiş. İçerisinde bolca konaklar var. Bir kısmı otel hizmeti veriyor. Bir kısmı da müze olarak ziyarete açık müze olarak yer alıyor. Biz turla geldik ve şimdi birazdan ziyarete açık olan konağın bir tanesinin içerisini gezeceğiz. Şimdi köyün merkezine doğru ilerliyoruz. Evet, bu Leyla Gencer anıtı. Leyla Gencer kimdir? Devlet opera sanatçısı. Devlet sanatçı unvanı verilmiş kendisine. 20. yüzyılın en ünlü sopranolarından. Babası bu Yörük köyünden ve buraya bir heykeli dikilmiş Leyla Gencer'in. Evet, burası da köyün meydanı, çeşmesi, köyün insanını satmış olduğu yöresel ürünler. Şunlar hünnap. İncir, onlar hünnap. Evet. Reçel çeşidi çok. Ben şu görünen de kafe. Burada restoran hizmeti veriliyor. Evet, şimdi ziyarete açık olan konağımızın içerisine girdik. Burada bir bayan, giriş ücreti 8 TL, bize konağın özelliklerini anlatıyor. Konak 2 kattan oluşuyor. Türkmen köyü burası. Bektaşi kültürü var. Evet, eskiye dair eşyalar. Burayı da ziyaret ettikten sonra anne. Annem, anneciğim. Hadi. Günaydın anne. Günaydın anne. Köy meydanından Yörük köyden çıkışımızı yapıyoruz. Safranbolu merkeze doğru. Çok güzel. Safranbolu'nun bildiğiniz gibi safranı meşhur. Dünyanın en pahalı baharatı safran ve bu safrandan yapılmış olan ürünleri buradan satın alabilirsiniz. Köy içerisinde, Yörük köy içerisinde de Safranbolu merkezde de oldukça fazla bol bol lokum tadımı yaptırıyorlar. Kolonya ikramında bulunuyorlar. Beğendiğiniz bir yerden satın alabilirsiniz. Safranlı kahve de normal Türk kahvesi kadar sert olmasa da hafif içimli, güzel. Çayı da aynı şekilde. Evet, bu lokumu, safranlı lokum. Çayını ve kahvesini de denedik. Burası ise çamaşırhane. Köyümüzde evlerde, konaklarda hiçbirinde su yoktu. Su olmadığı zaman evde çamaşırda. O zaman çamaşır makinesi yok, deterjan yok, bir şey yok. Mecbur buraya geliyorlardı. Kızlarımız, kadınlarımız burada 4 tane kazan vardı. Odunla beraber sabah gelirler, çamaşırları bu taşımız yerine dövmek suretiyle yıkarlardı. Bu tip yerler aslında deniz kenarında, dere kenarında, bir akarsu kenarında olur. Bizim de bir dağdan gelen bir suyumuz vardı. 3 tane çeşitli su var burada. 3 tanesi de köyün içinde
Bunları içme kullanma amaçlı, suyun içindekileri de içme amaçlı kullanıyoruz. Tam 1980 yılına kadar o zaman makineler çıktı, deterjan da ulaştı, elektrik geldi buraya, çamaşırlık müze oldu. Safranbolu Yörük köyünden hoşça kalın.